Evet arkadaşlar, şimdi dönme dinamiği ile ilgili uygulamalı sorularımıza devam edeceğiz. Şimdi bakın, elimde bir tane makara, artık makaranın da ağırlığı olan bir durum burada. Döndüğü için malum. Şimdi bana diyor ki arkadaşlar, makaranın elemsi momenti disk olduğu için 1 bölü 2 m kare. Bununki küçük m. Oradaki bu ipin asılı olduğu cisim ise büyük m. Buna küçük m diyelim. Bana sorduğu şey, diyor ki d kadar mesafe yol alacak. Yani eğik düzlemin dibine kadar geldi, ucuna kadar geldiğinde hızı ne olur diyor. Şimdi bunu iki metodla yapmak istiyoruz. Şimdi bir, ivme metodu, ikincisi enerji metodu. Şimdi ivme, bir, ivme metodu. Bunun hemen şeyini bir çizmeye çalışalım. Bunu bir analiz etmeye çalışalım. Şimdi M kütlesi burada. Büyük M G'si aşağı doğru. Büyük M G'si aşağı doğru. Şurası teta. Şimdi yukarı doğru ne çekiyor bunu? Yukarı doğru T kuvveti çekiyor. Yukarı doğru iki tane kuvveti var. Birincisi T kuvveti. Birincisi T kuvveti. Yukarı doğru iki kuvvet çekiyor. Birincisi T kuvveti çekiyor. Şöyle bunu aslında daha düzgün gösterelim. İki kuvvet çekecek yukarı doğru. Birincisi bu. İkincisi de şöyle cisim büyütürsek bu. Birincisi T kuvveti var. İkincisi de force of friction dediğimiz sürtünme kuvveti var. Mg'nin iki bileşeninden birisi burada. Mg'nin iki bileşeninden birisi burada. Birisi de burada. Bu Mg sin teta. Buradaki de Mg cos teta. Buradaki de Mg cos teta. Bu Mg sin teta ama hangisi büyük olan? Mg sin teta. Burada da Mg cos tetası var. Mg cos tetası var. Şu yukarı doğru da n var. Bunları direkt hızlıca yazacağım artık. Hani şey değil. Yazalım bakın. Birincisi ivme ile bulacağım. Mg sin eksi T eksi force of friction sürtünme kuvveti eşittir ma, büyük ma. Şimdi force of friction değerini biliyorum. T'yi çekeyim. T nedir? Bakın T'yi bulmak için bir tork kullanırım. Bunu şöyle daha düzgün çizebiliriz. Şöyle göstereyim. Bir tork kullanırım bir. Çünkü niye tork kullanıyorum? T'yi, çünkü T dediğim şey makarayı döndürüyor. Makarayı döndürüyorsa o zaman bir tork bulabilirim buradan. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bu aşağı doğru A ivmesiyle gidiyorsa makara da onunla gitmek zorunda. O da alfa ile dönecek. Şimdi yazalım. T çarpı R eşittir inertia. İnertia alfa, yani inertia A bölü R. Bakın dikkat edin. Bu sadece dönüyor. Bunun ivmesinden dolayı döndüğü için böyle bir şey yazabiliyorum. Alfa dediğim A bölü R'ydi. Yazalım o zaman. T çarpı R eşittir 1 bölü 2. Büyük M. R kare inertiasını biliyordum. A bölü R. Buradan T dediğim ifade ne çıkacak? Silelim şurayı. Ne sorduğunu biliyoruz çünkü. T dediğim ifade ne çıkacak? T 1 bölü 2 ema. Büyük ema. Pardon. Büyük ema değil. Bununki küçük emdi. Büyük em değil. İki tane em olunca karıştı. Küçük ema. Küçük ema çıkacak. Biri büyük em, biri küçük em. Bakın dikkat edin. Diskinki küçük em. Çok güzel. F'i de zaten biliyorum. O zaman şu denklemi yerine yazabiliriz. F'i de zaten biliyorum. O zaman şu denklemi yazabilirim yerine. T'yi de şuraya, T'yi de bulduk. O zaman şu denklemi yazabiliriz yerine. Zaten sürtünme kuvvetini de biliyorum değerini. Mg sinteta. Nereye yazayım, nereye yazayım, nereye yazayım. Bir de enerji kullanacağım için şu şekli kesinlikle silmek istemiyorum. Ama şuraya yazabilirim. Çünkü I'yı biliyorum. I eşittir 1 bölü 2 m kare, küçük m r kare. O zaman denklemi şuraya yazıyorum. Mg sin eksi, daha sonra t'yi öbür tarafa atacağım. Eksi nu mg cos teta, büyük mg cos teta eşittir. Orada şeye denk gelmesin diye gösteriyorum. 1 bölü 2 ma burada var. Ma da burada var. Ama o ma ile o ma bir değil. A parantezinde büyük m, küçük m bölü 2 artı büyük m. Tamam. Buradan A'yı çekebilirim.
A'yı nasıl çekeceğim o zaman buradan? T'yi şu alta yazsam daha iyi, buradan A'yı çekebilirim. Çünkü T eşittir 1 bölü 2 küçük m A. A'yı buradan kuzu kuzu çekeceğiz. MG parantezini alıyorum. MG yukarıyı MG parantezini alıyorum. Sin teta eksi mu cos teta bölü büyük M artı küçük M bölü 2. Tamam, A'yı buradan bulduk. A'yı bulduktan sonra asıl bizim işimiz önemli. A'yı bulduktan sonra bakın şu kuvvet diyagramıydı. Hem kuvvet dengesini yazdım, hem tork dengesini yazdım buradan. Buradan tork alacağım için. Ondan sonra bunu bulduk. Şimdi A'yı bulduk. Şimdi benim olayım şu. Şurayı sileyim çünkü şekli silmeyeceğim. Benim formülüm neydi? Bakın ilk başta bir hızı yok. Ama final'da bir hızı var. V kare eşittir. V initial kare 0 artı eksen önemli değil. 2 A çarpı D. Çünkü bakın bu zamansız hız formülü. Zamansız. Zamansız. Zamansız hız formülü bu. V final kare eşittir. V initial kare artı 2 A çarpı delta x. Aldığı yol burada D olduğu için. O zaman buradan direkt V'yi çekebilirim. Büyük bir özenle buradan V'yi çekebilirim. 2 AD. Bunu da yukarı atalım. 4 parantezinde büyük MG. 4 büyük MG parantezinde sin teta eksi mu cos teta. Bakın A'yı buldum. A'yı buldum. Kuvvet diyagramını ve kuvvet dengesini ve tork denklemini yazarak A'yı buldum. Tabii şu alfanın A bölü R olduğunu da bileceğim. Onu bulduktan sonra A'yı bulduktan sonra zamansız hız formülünden bunu buldum. Şimdi bunu enerjiyle de bulacağım. Merak etmeyin birazdan. 2 tane büyük M artı küçük M. Ve bakın bu V'yi götürüp şimdi herkes iyice bir baksın denklemlerime. Kuvvet denklemi, tork denklemi. İkisinde kuvvet denklemiyle tork denklemini yazdım. Büyük M artı küçük M bölü 2. Kuvvet denklemini ve tork denklemini yazdım. Ondan sonra A'yı buldum buradan. Dediğim gibi A'yı buldum. Ondan sonra ikinci durumda da çünkü bakın burada T1 bölü 2 küçük ma. T1 bölü 2 küçük ma. 1 bölü 2 küçük ma. Küçük ma. Onu da yerine koydum. Büyük ma, yani büyük m ile küçük m karışmasın diye onu da yerine koydum. Buradan A'yı buldum. Mg sin teta eksi mu mg kosu eşittir. T'yi de öbür tarafa attım. Büyük M artı küçük M bölü 2 diye yazdım. Buradan bakın V'yi buldum. V'nin formülü burada kalacak. Şimdi bir de enerjiden bulmak istiyorum. A da kalsın bir süre enerjiden. Şimdi ilk baştaki enerjisi ne? Sondaki enerjisi ne? İlk başta kinetik enerjisi. Potansiyeli var. Kinetik yok. E initial eşittir. Büyük MG D sin teta burası. Büyük MG D sin teta. Buradan bunu bulduk. Şimdi son enerjisi ne? E son. E son eşittir. Bu en aşağıda kinetik enerjisi yok. Potansiyeli var sadece. Potansiyel enerjisi yok. Pardon, kinetik enerjisi var. Çünkü en aşağı inecek. Potansiyeli o zaman ne yazıyorum? 1 bölü 2 büyük M ve kare artı 1 bölü 2 makaradan da gelen bir şey var. İnerjiye omega kare. Aşağı doğru hem bu dönüyor. Onun bir dönme kinetik enerjisi var. Onu biraz daha şu tarafa yazsak belki bizim için çok daha iyi olabilir. E son eşittir büyük M 1 bölü 2 büyük M V kare artı 1 bölü 2 inerşi omega kare. 1 bölü 2 inerşi omega kare. İnerşiye omega kare. Omega dediğim şey V bölü R'dir. Omega dediğimi V bölü R olarak yazarım. Omega eşittir V bölü R'dir. Onu da öyle yazarım. Ondan sonra artık şuraları ve A denklemimi silelim. İnerşiye de yerine koyduk. İnerşiye de 1 bölü, bakın 1 bölü 2 var. İnerşiye omega kare. Şu bir düzelteyim. 1 bölü 2 inerşiye omega kare. İnerşiyanın zaten ne olduğunu biliyorum ben. İnerşiyanın. İnerşiye eşittir 1 bölü 2 küçük m re kareydi. Onu yazarsak zaten buradan ne geliyor? Şu denklem gelecek. Mg sin mg de sin teta
sin teta eşittir. 1 bölü 2 v kare parantezini alırsam ne gelir buradan? Ne gelir buradan? 1 bölü 2 büyük m artı küçük m bölü küçük m bölü 2 gelir. Çünkü dediğim gibi v'nin yerine onu yazıyorsunuz. Omega yerine v bölü r yazıyorsunuz. Zaten yine o şeyi de yerine koyduğunuz zaman bu omega karedeki r kareler birbirini götürüyor. 1 bölü 2 de var. 1 bölü 4 geldi. Şimdi o zaman şu şeklimi de silebilirim artık çünkü buldum. D kadar aşağı inmiştim. Tabii burada şu da var. Sürtünmenin de bir enerjisi var. Pardon ben onu unuttum. Sürtünmenin de bir enerjisi var. Sürtünme kuvvetinin de bir enerjisi var. E son eşittir 1 bölü 2 büyük m v kare artı 1 bölü 2 inertia omega kare artı force of friction çarpı D. Çünkü sürtünme kuvveti D'ye kadar yol alıyor. Bakın. Şuraya şekli çizersem tekrar. Bu aşağı doğru D'ye kadar indiği için buradaki cisim büyük M'si D'ye kadar indiği için sürtünme kuvveti. Burada mu olduğu için sürtünme kuvveti D'ye kadar. D sin teta kadar mesafe almıyor. D'ye kadar mesafe alıyor. Çünkü sürtünme kuvveti buradaki yolun tamamını alıyor. Öyle bir şey yok. Ve sürtünme kuvvetinde ne olduğunu biliyorum. Bir de yazalım bunu da. Artı mu büyük MG cos teta çarpı D. Şimdi onları yazdıktan sonra bunu bu tarafa atın. Ondan sonra toparlayın. Hakikaten buradan V ne çıkacak gene? Bakın bunu bu tarafa attım. İkili, şuradaki 2'yi de attım. 4. Büyük MG sin teta eksi mu cos teta bölü mu cos teta. Çünkü sürtünme kuvvetinin enerjisini unuttuk. Sürtünme kuvveti de burada aşağı doğru indiği için sürtünme kuvveti çarpı, bakın D sin teta kadar yol almaz, D'ye kadar yol alır. Bölü büyük M, küçük M artı 2 büyük M ya da 2 büyük M artı küçük M. Arkadaşlar bakın, böyle soruları çözerken önceden ne yapıyorduk? İşte kinetik enerjiler falan. Ama şimdi bir de rotational kinetik enerji diye bir şey işin içinde. Rotational kinetik enerji diye bir olgu var. Rotational kinetik enerji diye bir şey var. 1 bölü 2 I omega kare diye bir denklemim var. Zaten sürtünme kuvvetinin nü mg olduğunu biliyoruz. Nü mg kos olduğunu biliyorduk. Eğik düzlem olduğu için. Onu yerine koydum. Bakın bir normal kinetik enerji var. Bir rotational kinetik enerji var. Yani rotational kinetik enerji dediğim gibi şundan geliyor. Bunu buraya bağladık. İyi hoş da burada bir tane de ne vardı? Makara vardı. Makaranın enerjisinden de geliyor. Makarada kütleli olduğu için onda rotational kinetik enerjisi var. Onu da yerine koyuyoruz. Ondan sonra bakın. Hem ivme denkleminden, hem ivme denkleminden, hem de normal enerji denkleminden, initial enerji, mg sin teta, hem de son enerjiden, son enerjiden işte 1 bölü 2 mv kare, 1 bölü 2 inertia omega kare artı ffd, ffd'yi de yerine koydum. İkisinden de aynı sonucu buluyorum. Bu soru çok önemliydi. Survey'de bu soru var. Lütfen bu soruya bir bakın. Anlamadığınız bir şey olursa yorum olarak yazarsınız. Bugün nedense biraz şaşırıyorum soru çözerken ama oluyor bazen böyle şeyler. O yüzden yapılamayacak bir şey değil. Lütfen rotational kinetik enerji. Bakın makaranın ağırlığı olduğu için rotational kinetik enerjisi rotasyonel dönmeden bir kinetik enerji geliyor. Sürtünme kuvveti enerjisi de işin içinde. Hepsini koyunca bakın hem enerji denkleminden hem normal kuvvet denkleminden aynı sonuçları buldum. Bu da bizim değişik bir sorumuzdu. Bu sorumuzun çözümü de bu kadar.